Arkadaşlar merhabalar bu videomda sıfır geometri kampında ek çizimler konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani ikiz kenarlık ek çizimini anlatacağız sizlere. Evet kitabımızda sayfa numarası 18'in sağ tarafı ve 19'u anlatacağız sizlere. Haydi bakalım dersimize başlayalım. İkiz kenarlık ek çizimi en önemli ek çizimlerden biridir. Ne diyor bu? İkiz kenar üçgende tabana ait yükseklik hem kenar ortay hem de aç ortay. Ne var burada? 4 tane özellik var. Bu 4 tane özellikten ikisi sağlanırsa diğerleri de sağlanır diyeceğiz. Bak dikkat et. İkiz kenar üçgende 1. Tabana ait yükseklik 2. Hem kenar ortay 3 hem de açı ortay 4. Ve buraya dikkat eder misin? Tabana ait yükseklik, kenar ortay ve açı ortay aynı doğru. Evet o zaman ben şunu söyleyebilirim ki söyledim de. 4 tane özelliğimiz var. 1. İkiz kenarlık olması. 2. A yükseklik olması. 3. A haşın kenar ortay olması. Ve 4. A h'ın ne olması? Açı ortay olması. İşte bu 4 özellikten en az ikisi varsa diğerleri de sağlanır diyeceğiz. Diğerleri de vardır. Bak. Dikkat et. İkiz kenar üçgende tabana ait yükseklik. Hem açı ortay hem de kenar ortay. Bunlardan en az iki tanesi varsa bak çok önemli şeyden bahsediyorum. En az ikisi varsa diğerleri de vardır diyoruz. Ve dikkat eder misin? Şuraya. Bu doğru. Hem böyle yükseklik hem de kenar ortay. Ve en çok karşımıza çıkandır. Dikkat. Hocam bir doğru hem yükseklik hem kenar ortaysa o zaman eksik parçaları tamamlarız. Bu bir ikiz kenar üçgendir ve bu bir açı ortaydır diye söyleriz. Ya da ikiz kenar üçgende çizilen açı ortay. İki özellik var hem yüksekliktir hem de kenar ortaydır. Ya da açı ortay ve kenar ortay aynı anda varsa o zaman bu bir ikiz kenar üçgendir. Ve çizilen bu açı ortay ya da kenar ortay yüksekliktir deriz. İkiz kenar üçgende çizilen yükseklik varsa bu bir açı ortaydır ve kenar ortaydır diye eksik parçayı tamamlarız. Ve ikiz kenar üçgende kenar ortaylık varsa bu bir açı ortaydır ve bu bir yüksekliktir diye söyleriz. Ve ikiz kenar üçgende bak bu da çok fazla karşımıza çıkıyor hem açı ortay hem de yükseklik pardon bir üçgende bir yükseklik aynı zamanda açı ortaysa bu bir ikiz kenar üçgendir ve aynı zamanda kenar ortaydır da diyebiliriz. Ne yaptık burada? Eksik parça tamamladık. Ve hatta sana şunu yazayım. Bak daki de derler yaki de derler. Daki dediğimiz diklik. Hani yaki derlerse de yakideki yükseklik. Daki dik olması. Açı ortay olması bu. Bu kenar ortay olması kenar ortay. Bu da zaten nedir? İkiz kenar olması. Bak dört özellik. Dakideki diklik, açı ortay ve kenar ortayın aynı doğru üstünde olması şartıyla bunlardan en az iki tanesi sağlanıyorsa ikiz kenar üçgen olur. Ya da ikiz kenar var bunlardan bir tanesi varsa yine iki şart sağlanıyor. O zaman ikiz kenar üçgen olur. Peki hocam diyeceksiniz ki ne güzel anlattınız. Ya burada bir doğru m kenar ortay hem de şey, yükseklikse dakideki ikişer sağladı. Diklik ve kenar ortaylık. O zaman bu bir ikiz kenardır. Eksik parçaları tamamlarız. Ya da mesela şuradakine baktığımızda bir doğru hem yükseklik hem de açı ortaysa dakideki hangisi sağlandı? Yükseklik ve açı ortay. Hani diklik ve açı ortay sağlandı. E o zaman bu bir kenar ortaydır. Aynı zamanda ikiz kenardır. Eksik parçaları burada tamamlarız. Peki diyeceksiniz ki hocam ya hep eksik parça tamamladınız. İkiz kenarlık bunun neresinde diye sorabilirsiniz. Bak şimdi şuraya gelelim. Arkadaş ikiz kenar üçgen şu çok fazla karşımıza çıkıyordu ki hatta 3 yıldız koyayım. Tamam eksik parça tamamlayabiliriz. Eyvallah bunlar çok fazla karşılaştığımız şeyler. Peki ek çizimi bunun neresinde? Şöyle bir şey görseniz bile hani daki yani yükseklik tabanı keş parçaya bölse bile yine aklınıza ne gelecek? İkiz kenar gelecek. O yüzden ben şunu söylerim. Hani dakiye çok fazla odaklanmam da yüksekliğe odaklanırım genelde. Derim ki size Yüksekliğe ayrı bir, bir gözle bak kardeşim. Yükseklik aynı zamanda açı ortaysa ya da aynı zamanda kenar ortaysa o zaman bu bir ikiz kenar üçgendir. Hemen aklına ikiz kenar gelmeli. Hemen ikiz kenar oluşturmalısın. Bakıyoruz şöyle. Hocam yükseklik tabanı iki parçaya bölmüş. A dik tabanı iki parçaya bölmüş. Yüksekliğe ayrı bir gözle bakıyorum bak. Yüksekliğin yanında kenar ortaylık da var. Aklıma ne geldi? İkiz kenar. Aklıma gelen başıma gelsin diyorum. Hemen şöyle yüksekliğin kollarında ne yapıyoruz? İkiz kenar oluşturuyoruz şöyle. Hocam bu bir ikiz kenar üçgendir ve aynı zamanda açı ortaydır deyip olayı bitiriyoruz. Ya da daha karmaşığını göstereyim mi sana? Şöyle bir şeyle karşılaşabilirsin mesela. Bak 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 dikkat et. Şöyle bir şeyle karşılaşabilirsin. Hop şöyle bir şey geldi. Çok karışık bir şey geldi mesela. Ama ne kadar karışık gelirse gelsin. Senin odaklanacağın yer şu. Yükseklik. Yüksekliğe ayrı bir göze bak. Hocam bu yükseklik aynı zamanda açı ortay. Ha, hem yükseklik hem açı ortay. Dedim ya zaten sana bak. Şu da çok karşımıza gelir. Hem yükseklik hem açı ortay. O zaman aklımıza ne gelecek? İkiz kenar. Aklına gelen maçına gelsin diyoruz. Ve yüksekliğin kollarında hemen ikiz kenarı oluşturacaksın. Ha öyle üçgen tamamlamayla ikiz kenarı oluşturacaksın. Tek çizim tekniklerinden biridir. Ve özellikle ve özellikle bak şu kısım çok fazla karşımıza çıkar. Yani yükseklik ve kenar ortay aynı anda olması ya da yükseklik ve açı ortay aynı anda olması da yine karşısında çok sıkan yerlerden biri. Hemen ikiz kenarı oluşturuyoruz ve tabanı da iki eşit parçaya böler diyoruz. Tamam ya dakiden git ya da yüksekliğe odaklan kardeşim. Yükseklik ayrı bir göze bakıyoruz. Yanında açı ortaylık ya da kenar ortaylık varsa yüksekliğin aklımıza ikiz kenar gelip ikiz kenar üçgen oluşturuyoruz. Tamam. Haydi bakalım şimdi sorulara. Hocam soruya baktığımız zaman Yükseklik ayrı bir gözle bakıyorduk. A hem yükseklik hem kenar ortaylık var. O zaman bu bir ikizkenar üçgendir ve açı ortaydır aynı zamanda. İkiz e, kenar üçgense taban açıları birbirine eşit olmak zorunda. X artı 35 eşittir. 2x eksi 5 olduğundan bunu attık öbür tarafa x geldi. Bunu attık öbür tarafa 35 artı 5 geldi. Yani 40 yaptı. Bizden de x nedir diye isteniliyor. Yani 35 soruyor. böyle 40 olarak buluruz. Geldik 36'ya. Bak Alakasız yerde eşitlik var. Ya hocam ben buradan bir kenar ortay çizeyim. Yok öyle bir şey. Yok. Öyle eşitlik gördün diye kenar ortay çizeyim. Üçgen yapayım. Şunu yapayım. Bunu yapayım. Yok. Ya ek çizim hissettiğin zaman soruda. Ki ek çizim belli. Olacağı belli. Niye? Çünkü baktığın zaman şu ve şu alakasız yerde bir eşitlik var. Ek çizim olduğu belli. O zaman bakıyoruz. Hocam muhteşem üçlü var mı? Yok. 90'ın karşısında eşitlik falan yok. Muhteşem üçlü olmaz. Ki zaten ben sana diyorum. Her zaman da söyleyeceğim. 3 tane ek çizim tekniği hep aklına gelmeli. 1. üçlü. 2. ikizkenarlık kenarlık. 3. Orta taban. Bakıyorum ki şuraya. Hocam burada ne var? üçlü yok. Bakıyorum o zaman ikiz kenarlık var mı diye bakacağım. Hatta ilk önce ikiz kenarlık ek çizim aklınıza gelmesi lazım. Yani yüksekliğe ayrı bir göze bak. Şu yüksekliğe ayrı bir göze bakıyorum şimdi. Aa hocam yükseklik aynı zamanda kenar ortay. Heh ikişer sağlandı. Hem yükseklik hem kenar ortaya. Aklımıza ne gelecek? İkiz kenar. Aklımıza gelen başımıza gelsin. Yüksekliğin kollarında ikiz kenar oluşturuyoruz. Hemen şöyle oluşturdum. Bak yüksekliğin kollarında. Hemen ikiz kenar oluşturduk ama eşitliği de gösterelim tabii ki. Hocam bu ve bu birbirine eşit. Eşitliği koydum. Aa önceden alakası yerde eşitlik vardı. Şimdi bu eşitler yan yana geldi. Yani ikizkenar kenar çıktı burada. Şimdi 25 verilen bilgiye bakalım. 25 İkisi kenar ya. Burası da 25. Taban açıları birbirine eşit. İki açı yan yana geldi. Dayanamam. Hemen bir dış açıyı yapıştırırım. Ne yapar burası? 50 yapar. E sonra iki iç açı bir dış açı. Çünkü bu üçgende dış açısı burası değil mi? Bu üçgenin iç açısı burası. Dışı da burası yapıyor. E sonra şu bu ikizkenar kenar bulmuştuk zaten. Bak dikkat et. Şunu bir ikizkenar kenar bulmuştuk zaten. Hocam bu bir ikizkenar kenar üçgende. Taban açıları da birbirine eşit olmak zorunda. Yani x'i de böylelikle 50 derece olarak buluruz. Örnek 37. Bakıyoruz ki soruya. Yüksekliğe ayrı bir gözle bakıyoruz. Alakası yerde bir eşitlik var. Eksik parça var mı diye bakıyoruz. Hocam yükseklik aynı zamanda açı orta ya. Tamam bitti. Hem yükseklik hem açı ortaylık var. O zaman bu bir ikiz kenar üçgendir. Hemen ikiz kenarlığı koyuyorum. Yüksekliğin kollarında. Şunları koydum. Bak önceden alakasıydı. Şimdi yan yana mı geldi? Evet. Şimdi bu bir ikizkenar üçgen. Şu. Hocam x ise burası da nedir? X'tir. Sonra 50'den başlayalım ya bir. Değil mi? Tamam x x yazdık ama 50'ye de bakalım. Önce bilinenden başlıyoruz zaten. Hocam bu da bir ikizkenar, Bu ikizkenarlıkta taban açıları aynı değil midir? Evet. 50 ise burası da 50'dir. Sonra x'lere bakalım. Hocam 2 tane x yan yana. Dayanamam. X'inin toplamı bir dış açı. Yani 2 x eşittir 50 olduğundan x de böylelikle 25 olarak çıkar. İşte olay bu kardeşim. Bu kadar basit. Geldi göbrüne. Aa hocam dörtgen. Ben bunu böyle üçgene mi tamamlasam böyle acaba? Yok öyle. Kafana göre üçgene tamamlayayım. Şunu yapayım bunu yapayım yok. Dediğim şeyler dahilin dışına çıkmıyorsun. Dediğim şeylerin dışına çıkmak yasak. Hocam şöyle mi yapsak? X kenar mı oluştursak? Yok. Öyle kenarlar eşit değil. X kenar da oluşturmuyoruz arkadaşlar. İkiz kenar oluşturmanın şartı dakideki iki tane şey. Hatta ne dedim ben sana? Yüksekliğe odaklan. Var mı burada? Yükseklik var. Yüksekliğe ayrı bir göze bak. Bakıyorum şu yüksekliğe. Hocam yükseklik aynı zamanda kenar ortay olmuş. A hem yükseklik hem kenar ortay. O zaman aklımıza ikiz kenar üçgen gelecek. Hemen ikiz kenar üçgeni oluşturalım. Yüksekliğin kollarında böyle ikiz kenar oluşturuyoruz. Hocam şöyle oluşturduk. Bak ne güzel oldu. Şu üçgen bir ikiz kenar üçgen oldu. Hocam bu üçgen bir x kenar üçgen. Çünkü bu üçgende yükseklik tabanı iki parçaya böldü. Şu kenarda şu kenar birbirine eşit olur. E sonra hocam bu x kenar ya 70 ise burası da nedir? 70 taban açıları eşit. 70 70 140'dan buraya ne kalır? 40 kalır. E hocam bu x kenar üçgende yükseklik aynı zamanda kenar ortaydı. Aynı zamanda açı ortay değil miydi? Evet. E o zaman burası beta olur aynı zamanda. A alfa açısı neye eşit oldu? Beta ile 40'ın toplamına eşit oldu. Alfa beta artı 40'a eşit. E benden alfa ne isteniyor? Benden de alfa x beta isteniyor. Beta'yı at öbür tarafa bak alfa beta artı 40'a eşit ya. Beta'yı at öbür tarafa alfa x beta ne eşit oldu o zaman arkadaşım? Direkt kendiliğinden çıktı. 40'a eşit oldu. Evet örnek 38. 40'a eşit oldu. Yüksekliğe ayrı bir göze bakmanın ne kadar önemli olduğunu görüyor musun? Evet yüksekliğe lütfen sen de bundan sonra ayrı bir gözle bak. Evet geldik örnek 39'a. Sözel bir soru. Sakın ama sakın korkma. Bir ABC üçgeni çiziniz. Hemen çiziyorum. Biraz küçük olacak. İdare et. Şöyle bir ABC üçgeni çizdim. Rastgele. Sonra diyor ki C açısı 40 derece. Tamam burası 40 derece. C açısı 40 derece bir üçgen olacak şekilde bir şey çizelim. Biraz daha dar açı olsun. Şöyle 40 derece olsun ve C açısı böyle olsun. BE eşittir EC olacak şekilde BC üzerinden. Tamam. Şöyle şunlar şunlar birbirine eşit. Alınız. E noktası alınız. AB ile DC AB ile DC eşit olacak şekilde AC kenar üzerinde bir D noktası alınız. D noktası aldım. Şununla da şu birbirine eşit verilmiş arkadaşlar. Eyvallah. E sonra D noktası şöyle seçtik. Tamam. E ve D noktalarını birleştirip D'yi birleştirip ED'yi çiziniz. ED ile BC dik olsun diyor. Tamam 90 derece. E bunun sırtı da 90'dır. ABC açısı alfa kaç derecedir diye soruluyor arkadaşlar bize. E ne yapacağız şimdi? Hocam soruya bakıyoruz. Şekli çizdik zaten. Şuraya baktığımız zaman çizdik tamam. Yükseklik var burada. Yüksekliğe ayrı bir gözle bakıyoruz. Bak verilen bilgilerle hiçbir şey yapamıyorum ve alakası yerde bir eşitlik var. Ek çizim olduğu belli. E o zaman yüksekliğe ayrı bir gözle bakıyorum. Yükseklik aynı zamanda kenar ortay. Bak çok çıkar karşımıza demiştik. Hem yükseklik hem kenar ortaylık var. Aklına ne geldi? İkiz kenarlık aklına gelen başına gelsin o zaman yüksekliğin kollarında ikiz kenarlık oluştur. Hemen kollarında ikiz kenarlığı oluşturdum. Hocam şu parçalı şu parça sakın. Hocam şuradan kenar ortay çizeyim. Hocam bunu uzatayım şöyle üçgene tamamlayın gibi çizimler yok. Yükseklik ayrı bir gözle baktığın çizim olduğu belliydi. Soruda e, yükseklik tabanı iki parçaya böldüğü için aklına ikiz kenar geldi. Hemen ikiz kenarlı oluşturdun. E x kenar oluştu deme ile kalma. Şuradaki eşitliği de göster. Yani burasıyla burası birbirine eşit oldu. Peki sonra a hocam x kenar çıktı ve şurada da x kenar çıktı. Bak ne güzel. Önce 40'a odaklanalım. 40'sa burası da 40 mı? 40. Sonra şu üçgende iki tane açı yan yana dayanamam. İkisinin toplamı bir dış açı 80 yapar burası. E hocam buradaki ikiz kenarlıktan burası da 80 yapar. 80 80 160'tan burası 20 yapar. 180'e tamamlayanı. Alfa açısı da 40 artı 20 yapar. Yani alfayı da böylelikle 60 derece olarak buluruz. Evet cevap böylelikle 60 oldu gençler. Sözel bir soru olsa da işimiz gerçekten çok kolay. Yeter ki şekli çiz. Örnek 40. 40'a geldik. Ya hocam ben buradan şöyle bir üçgen oluşturayım. Dersiniz. Öyle kafanıza göre üçgen oluşturma yok. Değil mi? Ya da şuradan şöyle şunu çizeyim dersiniz. Öyle yok. Değil hocam? 90'dan kenar orta işte şu şu eşitken burası da eşit. Nereden biliyorum bunların eşit olduğunu sen? Bunlar eşit verilmiş mi? Hayır. Şimdi verilen bilgileri odaklanıyoruz kardeşim öncelikle. CD ile BD birbirine eşit verilmiş. Şunlar eşit verilmiş. AB ile CE eşit verilmiş. Hmm, bak bak bak. Şunla şu birbirine eşit verilmiş. Tamam. Öncelikli olarak şunların eşitliğini kullanmak zorundayım ben. E ne yapacağım arkadaş? O yüksekliği ayrı bir gözle bakıyorduk değil mi? Hocam şurada bir yükseklik var. Bak yükseklik tabanı kes parçaya bölmüş. İkiz kenar oluşturayım şöyle. Yok burada yemedi işte. Çünkü niye? Bunu çizince ne oldu? Tamam ikiz kenar oldu ama şunlar ikiz oldu ama şunların eşitliğini kullanabiliyor musun? Hayır. Önemli olan bir şey çizdiğin zaman verilen bilgileri de kullanabilmen lazım. E ne yapacağız o zaman hocam? Ama burada yükseklik sadece bu değil ki burada yükseklik aynı zamanda şu tamamı da bir yükseklik değil mi? Evet. O zaman ben büyük yüksekliği bakayım. Hocam büyük yükseklik Yine tabanı iki eşit parçaya böldü. A yükseklik tabanı iki eşit parçaya böldü. Aklıma ne geldi o zaman? Hop şunu şöyle çizmek geldi. Çünkü yükseklik tabanı iki eşit parçaya böldü. Yüksekliğin kalılarında bir ikizkenar kenar oluşturulur. Şöyle bir x -kenar oluşturdum. Hocam şununla şu birbirine eşit oldu. Bak şu eşit şu eşitti ya. E, bununla da bu eşit oldu. A, şimdi şurada da bir ikizkenar çıktı mı? Çıktı. Gerçi en başta öyle kafamıza göre rastgele çizdiğimiz doğru bu sefer doğru oldu ama her zaman da doğru olmayabilir. Belli kurallar dahilinde bir şeyler çizmeyi ihmal etmiyoruz. Tamam. E tamam o zaman şimdi verilen bilgileri kullanayım. 55 var ya burada hocam. Burası 55 ise şu açının tamamı da kaç yapar? 55 yapar. 55, 55, 110 ya da 55, 90 sa şöyle de yapabiliriz aslında. Ha, 55, 90 sa buraya kaç kalır? 35 kalır. Bu aynı zamanda açı ortay diyebiliriz. Ya da ilk önce şu açı ortaylığı yazabiliriz. Hocam ikizkenar kenar üçgende çizilen yükseklik hem kenar ortaydır hem de açı ortaydır. Bu arada ben bunları çift çizgi çift çizgi ya bunları da çift çizgi çift çizgi yazmışım ama bunlar çift çizgi olmayacak. Şöyle esle göstereyim isterseniz onu. Sonra hocam çift çizgiler çok karıştı demeyin. Bunlar ayrıyetten yani birbirine eşit. Şimdi bu çizilen yükseklik aynı zamanda nedir? Açı ortaydır. Açı ortaylığı da şöyle göstereyim. Sonra 55 ise ikiz kenarlıktan burası da 55. Bir de 55-90 ise burası kaç oldu? 35 oldu. E o zaman burası da 35 oldu. E hocam ben ne bulacağım şimdi? Şunu bulacağım. Şu ikiz kenarlığı da kullanmam lazım. Hocam şu üçgen, ikiz kenar üçgen. Ve şurada kaç? Tamamen 70 derece. İkiz kenarda taban açısı 70 ise diğer taban açısı da 70'tir. 70 70 140'tan buraya kaç kalır o zaman? 40 kalır. E bunun tamamı 40 artı x. Aynı zamanda 55 derece değil miydi? Evet o zaman x de buradan 55 eksi 40'tan kaç derece olarak buluruz? 15 derece olarak buluruz. Evet zor bir soru gibi gözüküyor ama şu x kenarlığı tamamladıktan sonra gerisi geliyor. İkizliklere bak. İkiz kenarlıkları kullanmak lazım. 55 55. Sonra 55 55 110'dan burayı 70 diyebilirdik aslında. açı yani ortay olacak ya bir de eksik parçaların hepsi tamamlamak lazım. 35 35. 70 iken burası da 70 şu ikiz kenarda. E sonra 70 70 100 kadar 40 çıkar. 40 artı x 55 ise x de buradan 15 çıkar. Zor gibi gözüküyor ama aslında bunlar her verilen bilgiyi kullandığı zaman çok kolay sorulardır. Lütfen dikkat. Ve geldik örnek 41'e. Şimdi ne var burada? Böyle bir bilgi verilmiş. A var B var. O zaman burası ne oldu? A artı B. Bu verilen bilgiyi de bu şekilde kullanmak zorundayız kenar uzunluklarını. Evet AC uzunluğu A. CD uzunluğu B. Neresi A artı B'ymiş arkadaşlar? AB uzunluğu A artı B'ymiş. Tamam. Şimdi ne yapacağız burada arkadaş? Dikkat et öncelikli olarak şuna dikkat et. Hocam biz ne olursa olsun soruda yüksekliğe odaklanmalıyız. Hocam yükseklik aynı zamanda açı ortaya bak en fazla karşımıza çıkanlardan biri demiştik. Ya bu dik tabanı ikiz parçaya bölmesi çok karşımıza çıkar. Ya da bu açı ortayın aynı zamanda yükseklik olması. E hocam hem açı ortay hem yükseklikse aklımıza ne geldi? İkiz kenar. Hemen ikiz kenarı oluşturalım. Yüksekliğin kollarında Hocam şu kollar zaten o zaman tabanını şöyle oluşturacağız. Yani şurada bir ikizkenar üçgen çıktı mı çıktı. Şu ve şu birbirine eşit olacak. A ise burası A olur. A tamamı A artı B'di. Buraya B kaldı. Hocam buradaki eks parçayı tam anlamıyla gösterelim. İkizkenar üçgende çizilen yükseklik aynı zamanda açıortay Aynı zamanda kenar ortaydı ya. B ise burası da B değil mi? Evet kenar ortay olduğunda. A ne çıktı burada? İkiz kenar çıktı. Vay vay vay. Burada da ikizkenar çıkmıştı. 36 ilk önce sayıya bakalım. Hocam 36 ise burası da kaç yapar? 36 yapar. 36'yı yazdım. Sonra bazı arkadaşlar hala şöyle yapıyor. Hocam bu x kenar burası x oluyor. 36 ise burası 144 oluyor diyorsunuz. 144 artı 2 x eşittir 180 diyorsunuz. Ya kardeşim şu üçgende iki tane açı yan yana dayanamam deseniz ya. İkisinin toplamı bir dış açı. Yani x ile x'in toplamı 2 x eşittir 36'dan. X de kaç çıkar o zaman? 18 çıkar arkadaşım. Evet örnek 41'i böylelikle 18 olarak buluruz ve Allah aşkına size soruyorum şu yüksekliğe dikkat ettiğiniz sürece sorularda sıkıntı yaşar mısınız? Valla bence yaşamazsınız. O yüzden ilk önce neye dikkat edeceksiniz dostlar? Bence ek çizimlerde tam muhteşem işleri öğrendik de en önemli ek çizimlerden biri ikizkenarlıktır kenarlıktır. Bunda da ben yüksekliğe böyle dikkat etmenizi tavsiye ediyorum dostlar. Tamam. Evet böylelikle galiba bitirdik. Bu x kenarlığı da bitirdik. O zaman bir sonraki videoda eşkenar üçgen oluşturma testinde. Testi değil. Konu anlatımında. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.